bugüne kadar yaptığın köfteler güzel olmuyor mu? Kıvamını tutturamıyor musun? Artık hiç böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Annemin köftesinin tarifini veriyorum. 40 yıllık köfte tarifi. Yarım kilo dana döş kıymayla tarife başlıyoruz. Rendenin kalın tarafı değil, en ince tarafıyla bir orta boy soğan, hatta büyük soğan bile olabilir. Bakın, soğanın kökünü kesmediğim için hiç gözüm yaşarmıyor. En ince tarafıyla soğanı rendeledikten sonra, bakın görüyor musunuz? Rendenin ince tarafıyla rendelemek önemli. Soğanın suyu bize gerekli. Yarım kilo dana döş kıyma için 4 kalın dilim ekmek. Aklınızda bulunsun, ne kadar kıyma kullanırsanız onun %15'i kadar ekmek içi kullanmaya çalışın. Bu tarifte ister bayat ister taze olabilir, tamamen size kalmış. Koray, bunu niçin yapıyoruz? Evde kıyma çekme makinemiz olmadığı için pürüzsüz bir köfte, mükemmel bir köfte yakalamak için sanki Türkiye'nin en iyi köftesine gitmiş kadar iddialı bir köfte yapıyoruz. Anne tarifi, annemin 40 yıllık köfte tarifi. Tamamen püre haline getireceğim. Bakın şimdi tamamen ıslak bir lapa haline geldi. Devam ediyoruz. Koray, biz daha önce böyle bir tarif görmedik. Normal annemin tarifi. Evde hemen hemen haftada bir kere yapılan bir tarif. Bir çay kaşığı karbonat. Ölçülü yapalım. Kimsenin kafası karışmasın. Bakın, bu böyle bir şey olabilir mi ya? Yani çekirdek istemezsiniz ya. Her yer çekirdek. Şöyle bir yemek kaşığı, şu çekirdekleri atalım. Sanki çekirdekler bizi beklemiş. 2 yemek kaşığı limon suyu. Dikkat ediyor musunuz? Hemen etkileşime, tepkileşmeye girdi. Bir sarımsak. Bugünden sonra kimse bana evde güzel köfte yiyemiyorum demesin. Hatta iş yeri olan bunu satabilir. Koray'ın annesinin köfte tarifi. Bir sarımsak. En az 5 dakika bekletiyoruz. En az 5 dakika. Önceden yarım demet maydanozun sadece yapraklarını ayıkladım. Dikkat edin, sadece yaprakları küçülteceğiz. Toz gibi olacak. Bakın, tamamen toz gibi olmalı, görüyor musunuz? Maydanoz böyle ipince toz gibi olmalı. Görüyor musunuz? Burası çok önemli. Maydanoz hazır. Kıymayı kaba yay. Sıra baharatları geldi. Şöyle 1-1,5 çay kaşığı tuz, ama tuz herkesin damak tadına göre, size kalmış. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon. Önemli nokta, maydanozu henüz katmıyoruz. Şöyle malzemeyi bir kere karıştırdıktan sonra parmaklarımla yerler açıyorum. Soda. Yarım soda. Yarım kilo için yarım soda ve bir yumurta. Şu elimi yıkayıp geliyorum. Ve artık tamamen yoğurabiliriz. Sadece maydanozumuz dışarıda kaldı. En özelliği ilk başta ıslak kıymanın ıslak gibi olması. Görüyor musunuz? Aynen böyle. Islak kıyma olması. Ama bu oturacak, tamamen kıvamını bulacak. Yaptığımız lapanın faydasını görüyor musunuz? İçinde hiç ama hiç ekmek kırıntısı, sarımsak, soğan parçası görüyor musunuz? Hayır. Bak, 6-7 dakikada yoğuruyorum, görüyor musunuz? Daha sonra ortada şöyle yay, maydanoz üstüne, kapat kapağını. Bu buzdolabına. Öyle çok fazla bekletmenizi istemiyorum. Bugün yiyeceğiz. Bu hemen buzdolabına. Sizden en az sadece 2 saat istiyorum. 2 saat sonra muhteşem bir köfte yiyeceksiniz. Ama zamanı olan, bir gün bekleten çok daha lezzetli yer. 2 saat dişinizi sıkın, 2 saat. Sarımsak püresi. Mutlaka köftelerinizin, etlerinizin, hatta balığın yanına çok yakışacak bir püre yapalım. 1,5 baş tuz. İlk başta sarımsağı tek başına tuzla birlikte çekiyoruz. İyice sarımsağın parçalandığını gördükten sonra
Bu Lübnanlılara ait bir tarif. Normalde soda yok ama 1-2 yemek kaşığı soda, zeytinyağı veyahut da çiçek yağı. Ben çiçek yağı kullanıyorum, daha hafif oluyor. Su gibi değil, akışkan ama çok da koyu değil. Tamamen kıvamı böyle olmalı. Evet, balık, köfte. Yanında servis yapabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Dolapta bekletebilirsiniz. Aklımda yok ama madem öyle, sos kabının bir iki tarafı olduğu için bir tane daha sos yapalım madem öyle. Köftecilerdeki sosu yapalım. Yarım yemek kaşığı biber salçası. İster acı ister tatlı, size kalmış. Yemek kaşığının 1/3 kadar domates salçası. Zeytinyağı ister çiçek yağı, size kalmış. Zeytinyağı daha lezzetli olur. Bakın, yağ ile açıyorum, görüyor musunuz? İyice açıldığını gördüğüm anda. Kışlık yaptığımız domates sosu var ya, burada pişmiş domates sosu lazım. Biliyorsunuz bunu yaparken kaynatıyoruz bunu uzun süre. 3 yemek kaşığı. Siz bunu normal domates rendelip yaparsanız bu olmaz. Tadı tutmaz. İyice karıştırıyorum. Zaten buradan kıvamından da anlamışsınızdır. Artık bunu soslarına, pardon, baharatlarına sıra geldi. Tuz. Salçanız tuzluysa kullanmıyorsunuz. Pul biber ne kadar isterseniz, ben 1 çay kaşığı koyuyorum. Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı. Fakat baharat oranı sizde, artık iyice karıştır. Şimdi bunun kıvamından da ne kadar iyi olduğunu farkına varacaksınız. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Bakın rengini, kıvamını görüyor musunuz? Aynı köfteciler gibi oldu mu, olmadı mı? İşte size iki tane köfte sosu, birbirinden lezzetli. 2 saat, tam 2 saat sonra beraber açalım. Maydanozu ile birlikte yoğurabiliriz. Koray, neden maydanozu birlikte yoğurmadık? Maydanozun ölmesini istemiyoruz. Bakın köftenin ne kadar yağlı olduğunu görüyor musunuz? Ne kadar yağlı köfte, o kadar lezzetli. İyice yoğurduğuna inandığın anda o her zamanki gibi en sinir olduğun hayatındaki lavuğu düşün. Lavuğu yerden yere vur. Lavuğu yerden yere vur. Bütün havasını çıkar böylece. Şimdi artık köfteleri yapmaya başlayabiliriz. Ceviz büyüklüğünde. Şimdi burada benim size tavsiyem, küçük köfte yapmayın. Yani çok küçük köfte olmasın, pişerken sulu kalsın. Sizden istediğim bu. Sizden istediğim bu. Ceviz büyüklüğü. Hatta cevizden biraz daha büyük olsun. Daha sonra izini ver ve köfte hazır. Devam. Ve sonuncu köfteyi isterseniz, bakın, bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yuvarlak yapabilirsiniz. İsterseniz de böyle basarak yapabilirsiniz. Izgarada, fırında, döküm tavada, teflonda, bütün her yerde yapabilirsiniz. Maymuncuk gibi köfte tarifi. 2, 4, 5 tane şu an için bana yeterli. Tek kişiyim. Aralarına şöyle strep çekeceğiz. Benim dolabımda şu anda açsak Tekirdağ köfte, İnegöl köfte, Kadınbudu köfte, aklınıza gelecek bütün köfte, Akçabat köfte, hepsi mevcut. Çünkü ben böyle yapıp fazlasını atarım. Kapağını kapat. Buzla. 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. İstediğiniz anda bir misafiriniz gelse ya da canınız çektiği anda yiyebilirsiniz. Artı 4 bölümünde de 2 gün bozulmaz. Buzlukta 6 ay bunu saklayabilirsiniz. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Döküm tava kullanacağım. Bu köfteyi ister döküm tavada, ister fırında, ister yağda kızartabilirsiniz. Bakın, çekim yapıyorum diye hiç risk almamak için şöyle damlatıyorum yağı. Daha sonra tavayı şöyle bir yağlıyorum. Köfteyi müthiş kızartmak da en az yapmak kadar önemli. Tuz. Tuz mecburi değil. Ama atarsanız etinizin, köftenizin, balığınızın çok daha güzel kızardığını göreceksiniz. Artık köftelerimizi tavamıza koyabiliriz. Şu sesi duyuyorsanız doğru yoldasınız. Bakın, isterseniz böyle köfte yapabilirsiniz. İsterseniz de böyle yuvarlak kalın köfte yapabilirsiniz.
kıymanın yumuşaklığını görüyor musunuz? Ama nasıl toplayacak kendini? Birazdan göreceksiniz. Yer açıldı. Hemen bunu da yerleştiriyorum. Şöyle bir bakalım, salmış mı kendini? Salmış. Çevirelim. Çevirebiliriz. Evet. Bir kere izini verdikten sonra 30 saniyede bir çevir, izi verdikten sonra kurumasın. Artık tabağımızı yapabiliriz. Nasıl gözüküyor? Şunu normal şartlarda evde yaptığınıza kimse inanır mı? Tabii ki tadı çok daha önemli. Ama nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Annemin 40 yıllık köfte tarifi. Yapmak isteyenler evde deneyebilir. Artık şunun tadına bakalım, ne dersiniz? İlk başta şöyle elimizle bir bakalım. İzleri görüyorsunuz. Elimizi kullandık ama gayet iyi piştiğini görüyoruz değil mi? İlk önce şunun şöyle sade bir tadına bakalım. Açın ağzınızı, bunu hak ettik. Bundan sonra kimse bana evde güzel köfte yapamıyorum demesin. Zaten görüntüsünden de anlaşıyordur. Köfte sosunun tadına bakalım. Buna bayılacaksınız ama gösterdiğim gibi yapın. Birebir gösterdiğim gibi. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Kaçın vurulursunuz. Sarımsak püresi. Daha önce denememiş olanlar mutlaka denesin. Köftenin bir de şöyle yeme şekli var. Hunharca. Sarımsak sosu. Hunharca. Acımadan köfte sosu. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şuna bakar mısın? Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Sarımsak püresi bol bol. Köfte sosu bol bol. Biber. Domates. Tuz. Artık aç karnına izlemeyin, bitersiniz demiyorum farkındaysanız. Çünkü herkesin biliyor olması lazım. Statonun de tezgah aç, evini geçindir, işi büyüt, dükkana dön, köfte bayileri aç, köfteci Yusuf'u bitir. İşte size köfte tarifi. Görüntüsü nasıl? Şov. Şunun şöyle bir tadına bakalım, ne dersiniz? Açın ağzınızı. Bu kadar lezzetli olabilir. İzleyip izleyip hala abone olmuyorsunuz. Görmüyorum zannetmeyin, gözüm üstünüzde. Hepimize yine sağlık, tekrardan herkese selamlar.